Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendi Hazretlerimizin sözlerinden bir bölüm okumak istiyorum. Bir hanım tarikata girmiş, manto giyiyor. Efendi babam derdi ki, manto giyen bizim tarikattan lezzet alamaz. Ancak efendisi çok şirretse, şerli bir adamsa, çarşafa müsaade etmiyorsa o zaman feyiz alır. Bizim medreselerde manto işi olmaz. Soruyor Efendi Hazretleri, bir talebe 3 sene okudu, çarşaf giymedi, ne yapacağız? Giyecek. Giymeyip de bizi üzmesin ve kandırmasın. İlla bu çarşafı giyecek. Yeni yola girse de illa bu çarşafı giyecek. Başı saçı açık, alafranga berbere gidiyor adam. Yok efendim, şuralardan biraz al, şurası kalsın, yok şöyle kes falan. Amerikan tıraşı. Bir çocuğu babası almış, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a götürmüş. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bir bakmış çocuğun arkası kesilmiş, önü kakül gibi bırakılmış. Öyle keseler bazen. Demiş ki yanındakilere, bu çocuğu öldürün. Babası birden şaşırıyor. Diyor ki, bu çocuk günahsızdır. Niye saçını böyle kestirdin? Tamam, bir daha yaptırmam. Diyor, çocuğunu alıyor. O da tehlikeli ya. Bursa'da yatan müşahitten Üftade Hazretleri vardır. Hazreti Mahmud Müdahi'nin şeyhi. Diyor ki, Hazreti Bekir öyle demekle bir çocuğa onu yaptıran, onu öldürmüş gibi olur demeyi kazanmıştır. O sakatı öldürecek değil. İşin ciddiyetini atmak için böyle söyledi. Sakın yanlış anlamayalım ama şimdi dersin hoca çocuğunuzu öldürün dedi. Yani çocuğuna Amerikan tıraşı yaptıran onu öldürmüş gibidir. Kafirlere benzettiğin zaman o ne oluyor? O tarafa meyleder. Böyle bir fesat bir millet dünyaya gelmedi. Çünkü böyle fesat bir televizyon yoktu ki. İnsan doğru namaz kılarsa 70 bin perde kul ile Mevla arasından kalkar. Faiz batırır, cehennemde yatırır. Nerede gördün maç, hemen oradan kaç. Yoksa ahirette kalırsın aç. Kabrinde ne halı var ne kilim, sen dünyada seyredersin film. Eğer şimdiki aklım olsaydı bir yaşında tarikata giderdim. Diploma ile Mevla'nın huzuruna varınca tamam git cennete mi diyecek sana. Hocalar daima şalvarlı, sarıklı, sakallı, camide ön safta bir ayarlı saat gibi olmalı. Ayar bozulan biri geldi mi onu düzeltmeli. İslam'ı bilmeden baba olursan oğluna düşman olsun. İnsan ana ve babalık görevlerini öğrenmeden evlenmemesi lazımdır. Evlenirse o kişi çocuklarının başına bela olur. Nitekim işte insanlar evlatlarını da yanlış yollara sevk ediyorlar. O diploma peşinde koşan adamdan ben razı değilim. Ya, ilmi bırakıp da o tarafı meyletmeyelim. Yüz silinen mendil üzerine oturmak hayasızlıktır. Allah Allah. Demek ki yüzüne ait. O muhterem yüzünü ona sürüyorsun ama hakaret olan bir durumda da kalması doğru değil. Görüyor musun? Ne kadar ince iş. Bir de şimdi ne yapıyorlar? Kağıt mendilden temizlik yapıyorlar. Zaten yanlış oluyor. Başını açtın, kafir olmadın ama Allah'ı çok gücendirdin. Başı açıklık koca devleti yıkar. Kafirlere benzemek cihetinden başı açıklık büyük günahtır ki misli yoktur. Kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünya gelmedi. Kavuşmak için Mevla'ya vur tekmeyi dünyaya. Dağlar çakalsız, etekler sakalsız, kadınlar çarçafsız olmaz. Amerika ancak kadınların başını açar. Yıldırımlar yağmaya başlayınca şeytan gibi kaçar. İlanla oturdun, televizyonla oturmayın. Televizyon fitne vizyon. Moda cehennemde bir oda. Kim olursa kavak, evlenirken giyer duvak. O meyvesiz kavak. Kavak ağacının meyvesi yoktur. Manto girmişti bir eve, o eve küfrün burnu girmiştir. Bizim hocalar mızraklı ilmi halini beğenmezler. İçindekilerini de bilmezler. Mızraklı okumayan ahmaktır. Osmanlıcadır ha, yani Türkçesi de var. Evlilik hocalar için mihenk taşıdır. Evlendikten sonra okutursa altındır, okutmazsa hurdadır. Eğer dünya rütbesinden sebep ahireti terk ediyorsak, vay bize vay, kurt yesin rütbeyi, kurt. Yollara tükürmeyin, insanın ağaçlardan bile utanması lazım. Kadın bakkala gitmez, markete de gitmez, ne yapacağız arkadaşlar? Kahvehane yapmak demek, milletin yoluna tuzak kurup yoldan çıkarmak demektir. Televizyon, video, pick-up, kaset, teyp almayın, gaflete de dalmayın, nefsinizi çurumdan aşağıya salmayın. Yapmayın böyle şeyler. Kalple dil var ya, bu ikisi bize yeter. Yani Mevla'yı zikretmek için. Mazereti yoksa sakal bırakmayan adam sayılmaz. Mazeret yani memurluk.
Avrupa'ya bedava bile versen çarşaf giymez. Ama bizim kadınlarımız milyarları veriyor Avrupa'nın giysisini giymek için. Medreseleri yıktılar. Cihangir olacaklardı. Cihana rezil oldular. Bizi tutan yürüsün, bu milleti kurtaralım. Yani en maruf yapalım. Ya Rabbi, gusletmek bana cimadan lezzetlidir demeli. O yıkanma işi daha lezzetlidir demeli diyor. Rabbimin huzuruna çorapsız çıkmaya hayal ederim. Namaz kılmak için. Ev yapmak haram değil ama kıyamet alametlerindendir yani. Bol bol evler yükseliyor ya bunlar. Baklava börek geldiğinde takdir kısmet dinlemiyorsun. Sakal bırak dendiğinde Allah kısmet ederse diyorsun. Yani. Aynalara bakıp da güzellikleriyle övünenler gidip de kabirde kaybolan güzelliklerini görsünler. Mahmut'un hasta olduğunu duyarsanız bir kadın çarşafını çıkarmış da ondandır. Yani. İşte ben hazırım, hastalık böyle. Bu Mahmut iki şeye fetva vermiştir. Bir, eve televizyon girdiği vakit iman çamdan çıkar. İki, bu sistemin okullarında kız talebe okutanların imanı tehlikeye giriyor. Niye mal olursa olsun çocuk medresesi açılacak. Abdest önlüğü kullananlar benim kardeşimdir. Medrese yoksa ölüm daha iyidir. Çarşafa çarşaf demeyeceksiniz, çarşafı şerif diyeceksiniz. Onu yıkarken ayrı yıkayacaksınız. Diğer çamaşırlara karıştırmayacaksınız. Çıkarıldığında yere bırakılmayacak, başka yere asılacak. Çünkü Allah çarşaf için Cebrail Aleyhisselam'ı 50 bin senelik yoldan gönderdi. Cilbab ayet geldi. Abdestsiz durmak, dolaşmak bir Müslümana yakışmaz. Bir kimse kadınlar açık gelse ne olur demiş olsa o adam mürtet olur, dinden çıkar. Bana bütün dünya bağışlasalar, dünya saltanatı verseler, kızını bir saat okula gönderdiler, vallahi göndermem. Kendi hanımını, çocuğunu seviyorsan Arapça okut. O 5 senenin pisliği 70 senede temizlenmez. İlkokuldaki pislik diyor. He. Oralar, okullar, akrep yuvası, fuhuş yuvası, cahiliye devrindeki insanlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Ve bu kızlar şehit oluyordu. Şimdi oraya gönderilen kızlar ne şehidi? Ne şehidi? Allah muhafaza bazıları imansız oluyor. Efendim babam derdi ki bana bütün dünya verseler bir tane ağzıma sokmam bu sigaradan. Madem saçınızı kesmiyorsunuz bari ortadan ikiye ayrın. Etiklere söylüyor bunu yani. Taranma işinde sünnet uyan odur. Efendim babam niçin ilim talep ediyorsunuz diye sorduklarında Rabbime en iyi kulluğu yapmak ve insanlara en iyi kulluk yapmayı öğretmek için derdi. 99 tane hak söylesen bir tane yalan söylesen o nefis o yalanın peşine takılır. Onun dışına hoşuna gider. Bu Mahmut'u topa tutarsınız. Buna rağmen yine okullar hakkında haremlik selam hakkında bahsedeceğim diyor. Yani doğruyu söyleyeceğim diyor. Nefis adama namaz kıldırır, Kur'an okutur. Ne yaparsan yap ama bana tarikat dersi yaptırma der. Bana emir verdi. Kızını üniversiteye gönderin, tarikattan at diye. Ya ne kadar acı. Biliyor musun? Ömer Nasuh Bilmen'in İslam ilmi hali her zaman okunsun. Ben 3 kere bitirdim. Ekmeğe çok dikkat edelim. Ya bakınız hepinize tembih ediyorum. Ekmek. Ekmek kırıntılarını yiyin. Bir ekmek kırığının düştüğünü görsem vallahi billahi alıp temizleyip yiyorum. Ekmek kırıntılarını toplayıp hayvanlara versek ne olur dersiniz? Derim ki onu biz yiyelim. Hayvana başka şey verelim. Çünkü hayvan sevap kazanamaz. Ekmek kırıntılarına dikkat etmemekten cin çarpmaları da olur. Birisi manada lokman hekimi gördü. Lokman hekim ona bugün ismi duymadığı hastalıklar var ya onlar ekmek kırıntılarının lağımlara karışmaları sebebiyle oluyor dedi. İşte içinde içecek bulunan bir kabın da üzerinin açık bırakılmaması lazımdır. Böyle bir çubukla olsun kapların üstü örtülmelidir. Tam sünnet üzere yaşarsak hiç hasta olmayız. Bazı Müslüman hanımlar kendileri tesettürlü oldukları halde ufak yaştaki çocuklarına yeni çıkmış daracık pantolonlardan giydiriyorlar. Bunların Müslümanlıkla alakaları azdır. Kafire de özeniyorlar. Dikkat edelim biz uyuyoruz ama Rabbimiz uyumaz. Teheccüde kalkılması hususunda böyle kendimize vaaz edelim. Sonra cemaatlerimize vaaz edelim. Yatsı namazından sonra meyveler, çerezler yenir, demli çaylar içilir. Bu esnada boş sözleriyle zaman tüketilip geç vakitlere saatin 12'sine 1'ine kadar oturursa teheccüde nasıl kalkılacak? Kalkılsa bile bedenin gıdası olan uyku kafi miktarda alınmadığından insan kendinde olamaz. İbadet tam bir şuur yapılamaz. Buhara şeyhlerimizi ziyaret ettik. Meşayitan Ali Rahmetli Hazretleri manada şöyle tembihte bulundu. İhvanların bazı alışverişlerinde doğru değiller. Ölçülerinde tartılarında yanlışlık yapıyorlar. Mesela 1000 lira şeyi 2000 TL'ye satıyorlar. Böyle yanlışlıklar yapılmasın. Tarikata zarar gelir. Buhara'dan uçak ile Türkiye'ye gelirken uçakta bulunan açık saçı hostes ve yolcuların bu halleri benim canım sıktı, daraldım. Acaba nasıl yapsak diye düşünürken manada bunları başıboş bırakmaya gelmez denildi. Bunun üzerine uçaktaki hanım imanlarımıza her birimiz
yanımızda bulunan kadınlara hizmet eden hosteslere dinden ve imandan bir şey anlatsın dedim. Onlar da embar niyamı yaptılar. O kimsenin çoğu biz sizin altlarınızı bilmiyoruz demişlerdir. Ya işte embaruf ne var? İnsanları uyandırır, doğruyu açıklar. Allah için olunca inşallah tesir eder. Mevla bizi de bu işlerden muvaffak eylesin.